Merhaba sevgili dostlar. Kahvenizi tazelediyseniz sohbete koyulalım. Bu hafta biraz geçmişe uzanalım istedik. 13. yüzyıldayız. Gıyaseddin Keyhüsrev'in tüm Anadolu'ya hükmettiği dönemde. Anadolu'yu dize getirir de Keyhüsrev, kız kardeşi Gevher Nesibe Sultan'a söz geçiremez. Gevher Nesibe Sultan, sarayın baş sipahisine gönül vermiştir çünkü. Keyhüsrev karşı çıkar bu aşka ve çareyi baş sipahiyi savaşa göndermekte bulur. Şehit haberinin gelmesi çok uzun sürmez baş sipahinin ve üzüntüsünden verem olur Gevher Nesibe. Keyhüsrev baba yadigarını ölüm döşeğinde ziyarete gider. Özür diler kardeşinden ve son isteğini sorar. Kurtulma imkanının kalmadığını bilen talihsiz aşık bir şifane diler abisinden. Bir yandan dertlere şifa verilmesini, diğer yandan da çaresiz dertlere dert aranmasını ister. Hiç kimseden bir kuruş alınmamasını da ekler sözlerine. Kardeşinin ölümüne sebep olan sultan hemen işe girişir. 1204'te yapımına başlanan şifane 2 yıl sonra hizmet vermeye başlar. Şifanenin doğusuna Gevher Nesibe Sultan'ın ikinci kardeşi İzzettin Keykavus tarafından 10 yıl sonra bir de tıphane yani tıp medresesi yapılır. Bu çift yapının 1890 yılına kadar amacına uygun bir biçimde kullanıldığını da biliyoruz. Anadolu'daki ilk tıp okulu olarak da tarihe geçen bu yapının birçok ismi var. Ama en bilinenleri Gıyasiye Medresesi ve Çifte Medrese. Önemli bir bilim ve sanat merkezi olan Alimler Şehri Kayseri'ye bir ilim yuvası daha eklenmiş olur böylece. İşte 1206'dan beri Kayseri'nin tam ortasında duran devasa yapının hüzünlü hikayesi. Bugünse Erciyes Üniversitesi'ne bağlı bir tıp müzesi olarak kullanılmakta. Şifanenin kapısının üzerindeki kitabede Selçuklu motiflerinden birisi birbirine sarılmış iki yılanı andırmakta. İki yılanın arasındaysa Selçuklu madalyonu görülüyor. Şifanede hekim, cerrah ve göz uzmanı çalışmaktaymış. Bir eczane kısmı ile birlikte akıl hastanesi ve ruh hastalıkları koğuşları, yardımcı asistanları bulunuyormuş. Sağlık hizmeti veren şifanenin içindeki uzun bir koridorda 4-5 metrekarelik odalar mevcut. Bu odaların çoğunda ışık ve havalandırılma için oluşturulmuş açıklıkları görmeniz mümkün. Bu koridorun akıl hastanesi olarak kullanıldığı bilinmekte. Avrupalıların akıl hastalarını diri diri yaktıkları bir devirde burada aydınlık hücreler de ağırlanmaktalarmış. Gevher Nesibe Şifahanesi, Türklerin yaptırdığı 11. büyük hastane. Anadolu'da ise 5. Anadolu'da Selçuklu döneminde tıp eğitiminin Darüşşifalarda bir tür usta-çırak ilişkisi içerisinde sürdürüldüğünü biliyoruz. Gevher Nesibe Tıp Sitesi, yapısı ve tıp eğitimi açısından dünyadaki ilk tıp merkezi olarak kabul ediliyor. Medrese bölümünün kuzeydoğusunda Gevher Nesibe Sultan'a ait bir türbe bulunuyor. Eğer müzeyi gezme imkanını bulursanız, tıp medresesine ait dershaneleri, kütüphaneyi, eczaneyi, eski Türk hekimlerini, baş tabiplik odasını, Gevher Nesibe Sultan Mescidi ve sandukasını göreceksiniz. Şifane tarafındaysa hasta odalarını, muayene odalarını, ameliyathane ile cerrahi aletleri ve akıl hastanesi koğuşlarını gezmeniz mümkün. Bir dahaki buluşmamıza kadar kahveniz sıcak, sohbetiniz koyu olsun. Sevgiyle kalın.